açıklamaları geldi. Romano da Paris Saint-Germain ile Galatasaray'ın anlaştığını, artık resmi evrakların beklendiğini söylemişti. Son bombayı ise bugün A Spor'da Mauro Icardi'nin menajeri verdiği haberle duyurmuştu. Mauro Icardi'nin menajeri Pino, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'la anlaşmak üzere olduklarını resmen açıklayarak milyonlarca taraftarın beklediği haberi bizlerle paylaşmıştı. Ancak tabii ardından Erden Timur'un Avusturya kampında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'ye henüz bitti diyemeyiz. Ancak bitme noktasına geldik. Önemli mesafeler aldık açıklaması gelmişti. Ancak bu haber artık son dakika haberi olarak sizlere paylaşmak istiyorum. Mauro Icardi 4 yıllığına Galatasaray'da. Bu transferin perde arkasında ise gerçekten Icardi'nin hem Galatasaray'ın önemli fedakarlıkları var. Özellikle Icardi'nin gelen çılgın bir teklifi geri çevirmesi Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini bizlere göstermiş oldu. Tabii özellikle bu sezon Arabistan takımlarının liginin transfer piyasasını tırnak içerisinde deyim yerindeyse esir alması, bütün ünlü futbolculara teklif götürmesi, tabii ki Icardi de bunlardan nasibini almış bir futbolcu. Öncelikle El-Şabab'ın ardından Al-Hilal'in resmi tekliflerini Icardi geri çevirdi. Gerçekten özellikle bir takımın hangisini geldiğini tam bilmiyorum ancak özellikle bir takımın 32 milyon euroluk yıllık maaşını geri çevirmesi Icardi'nin gerçekten Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, ne kadar benimsediğini, sarı kırmızılı formayla ne kadar devam etmek istediğini bizlere göstermiş oldu. Sarı kırmızılı taraftarların takımda görmek istediği en önemli, en büyük futbolculardan birisi olan Icardi gerçekten 32 milyon euroyu elinin tersiyle geri çevirmiş durumda. Peki Galatasaray bu transferi nasıl bitirdi? Öncelikle hem Galatasaray taraftarının hem teknik ekibin, yönetimin, herkesin Icardi ile devam etmek istediğini biliyoruz. Özellikle transfer sihirbazı Erden Timur'un bu işin içine girdikten sonra ilk teklif 7,5 milyon euro. Ardından tabii 32 milyon euroluk çılgın teklifler sonrası Galatasaray bonuslarla beraber yıllık 10 milyon euroya kadar ücreti arttırdı. Tabii yine Arap ekibi 32 milyon euro Icardi'ye verirken aynı anda da PSG yani bonservisinin olduğu PSG'ye de 30 milyon euroluk bir ücret teklif etmiş. Tabii ki Fransız devi 30 milyon euroya sıcak baksa da Icardi'nin dik duruşu ben Galatasaray'a gitmek istiyorum Arabistan'da top oynamak istemiyorum demesinden sonra PSG'nin de artık yapacak bir şeyi kalmamış gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray'ın PSG'ye 10 milyon euro bonservis ücreti, Icardi'ye de yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiğini ve anlaşmaların sağlandığını belirtelim. Icardi'nin bu gece teknik direktör Okan Buruk'la bir telefon görüşmesi yapacağını, ardından da kampa katılma durumunun netleşeceğini de hatırlatalım. Tabii şu anda takım kampta Icardi'nin yarın Paris Saint-Germain'in kampına katılıp katılmama durumu vardı. Artık katılmayacağı kesinleşti. Bu gece Okan Buruk'la bir telefon görüşmesi yapacak olan Icardi, Galatasaray kampına ne zaman katılacak ona göre bir yol haritası çizilecektir. Tabii Galatasaray'da Icardi'nin geçtiğimiz sezon şampiyonluğun elde edilmesinde büyük katkılar yaptığını, 23 gol atıp 7 asistle şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olduğunu hatırlatalım. Artık Galatasaray taraftarının günlerdir beklediği transfer resmiyet kazanmış durumda. Mario Icardi 4 yıl boyunca Galatasaray formasını giyecek, parçalayıp terletmeye devam edecek. Galatasaray için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii Erden Timur'un bugün Avusturya kampında yaptığı açıklamalar gerçekten Icardi transferinin yanı sıra başka önemli isimlerin de sarı kırmızılı formayı giymeye yakın olduğunu bizlere işaretini verdi. Şöyle ki Erden Timur tabii ki Icardi'den bahsetti artık Icardi transferi resmiyet kazandığı için onu geçelim. Paredes ismine gelelim. Erden Timur Paredes'le de görüşme halinde olduklarını hatta anlaştıklarını bir mesafe kat ettiklerini ancak henüz netleşen bir şeyin olmadığını söyledi. 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu Icardi'nin yönetime önerdiğini hatırlarsak bu durumda Paredes'in de bugün yarın Galatasaray'a evet deme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Erden Timur'un söylediği gibi hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk. Avrupa şampiyonluğu. Suudi Arabistan tabii ki çok paralar veriyor ancak bizim hedefimiz de şampiyonluk. Çok kaliteli bir kadro kuracağız sözlerinden sonra.
Paredes'in de bitmesinin çok yakın olduğunu belirtelim. Yine Galatasaray'a çılgın bir asistçi sol bek Angelino. Yine Angelino'nun da sarı kırmızılı takımla anlaşmak üzere olduğunu belirtelim. 26 yaşında olan İspanyol savunmacı la aslında el sıkışılmış durumda. Fakat şöyle bir detay var. Angelino kendisine daha büyük takımların isteyeceğini düşünerek bu evet dese de beklemeye almış durumda Galatasaray'ı bir nebze. 329 maçta 23 gol attı. 76'da asist yaptı. Skorer bir sol bekten bahsediyoruz. Gerçekten son derece asisti iyi orta yapan, bindirmeler yapan, takımı hücuma çıkartan bir isim. Bu konuda artık Leipzig'le Galatasaray anlaştı. Angelino'yla da anlaştı aslında. Ancak bugün yarın teklif alamazsa daha büyük takımlardan Angelino. Angelino'nun da sarı kırmızılı formayı giyeceğini belirtelim. Gerçekten başkan vekili transfer sihirbazı Erden Timur'un Avrupa'da şampiyon olabilmek için kaliteli, güçlü bir kadro kuruyoruz. Kimse merak etmesin.